Sevgili izleyenler, Tekirova'dan herkese merhabalar. Hüseyin Baraner'le bu hafta turizm sektöründeki çözülemeyen sorunları, değişimleri ve yapılması gerekenleri konuşacağız. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turizm sektöründe bu yıl Antalya'nın 16 milyon turist hedefi var. 2019 yılının ilk aylarından itibaren de rekor üzerine rekor kırılıyor. Fakat turizm esnafı halinden şikayetçi, nitelikli turist olmadığını ve kazanamadıklarını söylüyor. Bunu da her şey dahil sisteme bağlıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirme yapabilirsiniz? Şöyle değerlendiriyorum. Şimdi Türk turizmini çok gönlü ele almak gerekiyor. Bir cevapla bu kangren yaramızı, ki bu soru bize 10 yıl önce de sorulmuştu, 20 yıl önce de sorulmuştu. Bu sorunları ve soruları halledemiyoruz tek cevapla. Çünkü kurumlarımız, kuruluşlarımız, belediyelerimiz, siyasetimiz Ankara'da, valilerimiz, milletvekillerimiz bu işe tam el atmadılar bu zamana kadar. Yapısal sorunlarımız olduğunu ben kendi yaptığım çalışmalarda daha 90'lı yılların başında söyledim. TRT bunu o zaman canlı yayında vermişti. Bunun bu yapı içerisinde sağlıklı büyüyemeyeceğimizi defalarca söyledik. Meslekten arkadaşlarımız da söyledi. Bir kere kontrolsüz büyüdük. Gelişmedik, büyüdük. Kilo aldık. Güç almadık. Bunlar çok farklı şeyler. Yatırımcı geldi, hiçbir kontrole tabi olmadan oda sayısını büyüttü. O tur operatörü geldi, uçak kaldırıyorum dedi. Nereden ne getirdiğini ve kaça getirdiğini doğru düz tartışmadan hep bunları kahramanlaştırdık. İşte Antalya'ya bu kadar turist getiriyor, Antalya'ya bu kadar yatırım yaptı diye yanlış değerlendirmeler yaptık. İşte o yanlış değerlendirmelerin en bize acı veren neticelerini bu yoğunlukta yaşıyoruz. Çünkü öyle bir turist profili yarattık ki, yani gelen insan tabii son müşteri her zaman veli nimetimizdir. Ve her müşteriye en derin saygılarımızı her zaman sunuyoruz, ifade de ediyoruz. Yalnız yaptığımız işin gerçekten karşılığını alamıyoruz. Yani Türkiye tamamen turizmin en ekonomik satışlarının yönlendirilmesiyle ve kronik olarak sezon ortası da fiyat düşürmeyle yürüyen bir mekanizmanın otomatiğine geçti. Yani bir otomatik bir fiyat düşürme kurgusu Türkiye üzerinde ve sektörümüz üzerinde maalesef işliyor. Hata yalnız bizim, turizmcilerin. Biz yıllardır beyanat veriyoruz ya, dünya turizmcisi olduk, her şeyi çok iyi biliyoruz, 80 kaynak pazar hakimiz diye. Ama bir turist profili bu yöreye uygun. Bakın, şu bulunduğunuz yer Kemer, bana göre, ki ben 150 küsür ülke görmüş bir insanım, dünyanın en güzel noktalarından biri. Her anlamda, deniziyle, dağlarıyla, yemeğiyle, kültürüyle, eğlencesiyle, antik zenginlikleriyle, olağanüstü bir zenginliği doğru düzgün paketleyemeyip Kemer gibi yere bile Avrupa'nın en düşük fiyatlarıyla yönlendirilen turizmini burada yaşatıyoruz. Bu olacak iş değil, ama burada dediğim gibi en çok bizi yıkan Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Başkanım literatürü oldu. Hep böyle korkarak, hep gereksiz efendim böyle iyi görünme telaşıyla kendi sorunlarımızı tam ifade edemeden sorunları büyüttük. Benim düşündüğüm bu. Yani şu an Türkiye'de turizmle ilgili bütün kurumların her destinasyon için bir kalkınma ve turist çeşitlendirme raporları, çalışmaları, projeleri ve fizibiliteleri olması gerekiyor. Hiçbir şey yok. Herkes sadece sözlü olarak bir şeyler ifade ediyor. Kendisi 10 dakika sonra ne söylediğini unutuyor. Bakın, gidin bir kurumdan, herhangi bir yerden, buna bakanlık bile dahil, bir destinasyonla Kemer'in kalkınmasıyla ilgili 15 yıllık projeksiyonunuz ne, bunu bana yazılı verin dediğiniz an hiçbir şey alamazsınız. Peki, devlet ve bakanlıklar da dahil yeterince turizm sektöründe etkin olamıyor dediniz. Konuyla alakalı bir yasa çıktı. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul gördü. Evet. Ve ciddi rakamlar söz konusu, işletmelerden ve otellerden ciroları üzerinden %1 vergi alınması yönünde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ajansı ve bu vergileri? Şimdi ilk önce bu ajansın, Turizm Tanıtma ve Gelişme Ajansı'nın kurulmasını ben de yıllarca istedim. Olması da şart ve
olacaklar. Yalnız tabii bu şekilde mi olmalı? Orada çok büyük tartışmalar var. Benim de taraftar olmadığım tarafları var şeyin. Mesela şimdi dünyada bütün ticaret mevzuatı gereği cirodan pay alamazsınız. Böyle bir şey yok. Zarar eden bir müessesizden, yani çok iyi bir iş için bile kullanmak hedefiniz olsa, amacınız olsa bile cirodan bir pay almanız bence doğru değil. Bunun yanında doğru olmayanlardan biri bana göre, şimdi bunun turizmin birçok saç ayağı var, birçok dinamiği var, birçok da bu turizmi canlı tutan dinamiklerinin yanında paydaşları var. O paydaşların dağılımında ben eksiklikler görüyorum. Bana kalsaydı yerel komisyonlar kurup, mesela Doğu Anadolu 15 kişiden olan bir komisyon, resmi bir komisyon, yine tanıtma ajansında kendilerini temsil edecek kişiyi seçerek ama önceden ciddi hazırlıklar yaparak gelmesiydi. Şimdi bazı yönetimlerde itiş kakışların olabileceğini hissediyorum. Bir de yine şimdi yöreler arası da tabii rekabet olması gerekiyor ama parayı verebilecek otellerin adresleri belli. Şimdi bu nasıl tam olarak anlatılabilecek? Yani benim hesabıma göre kalkınma ajansına bu payı verecek otellerin %80'i sahillerde ve İstanbul'da. Belki %90'ı. Şimdi burada bazı kişiler bize haksızlık yapıyor diye düşünebilir. Dolayısıyla yine de ama bu konuyu yaşamamız lazım, bunu başlatmamız lazım. Bir de tabii büyük bir para toplanacak. Yani bu gerçekten nasıl harcanacak, nereye harcanacak, bunu önce bir görmemiz lazım ki tam değerlendirilebilirim. Orada da büyük sorunlar var. Umarım iyi olur. İyi olursa destekleyeceğiz ama önce bir görmemiz lazım. Peki bu noktada ajansın, bakanlığın yönetiminde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O bence doğru yani. Bunun neticede o günkü Kültür ve Turizm Bakanı'nın yönetiminde yine bu olması lazım. Bunu tamamen özel sektöre vermek bence doğru değil. Bir devlete karşı bunun bir sorumlusu da olması lazım. Bakın 350-400 milyon euroya yakın bir para toplanıyor. Toplanabilir. Böyle bir kapasite oluşabilir. Bakın Türkiye'de yasalar, dernekler bir şey ifade etmiyor. İyi insanlar gelirse iyi işler yapıyor. Art niyetli insanlar gelirse art niyetli işler yapılıyor. Veyahut o işin ehli olmayan insanlar gelirse, sırf siyaset yapmak için ticarete, sektöre girerlerse bize tabii çok büyük zarar verirler. Eğer siyaseten partiler, işte Ahmet bizim adamımız o girsin, öbür parti Mehmet bizim adamımız onu mutlaka alalım gibi durumlar olursa tabii sektör çok büyük bir darbe yiyebilir. Yalnız otelcilerimiz çok kızgın, dargın. Bu olamaz diyor. Zaten krizden çıkalı 2 yıl oldu. 2 yıl bile değil, 1 yıl oldu. Yeni yeni kendimizi toparlarken yeniden, hem de cirodan pay vermemiz, belli bir para ödeme mecburiyetinin verdiği korku ve endişe bizi yine kilitlemeye başladı diyen çok arkadaşımız var. Bunu da söylemek isterim. Peki nereye gider bu durumda? Valla Türkiye'de neyin nereye gittiğini hiçbir zaman göremiyoruz. Bakın başkanlık sistemi denildi, övüldü. Şimdi sistem çöktü. Koskoca başkanlık sistemi. Bütün halk olarak işte çoğumuz oy verdik, kabul ettik. Milyonlar ayakta alkışladı. Türkiye'nin kurtuluşu denildi. Bakın bizi getirdiği noktaya bakın. Batmak üzereyiz. Hani bilemiyorsunuz, önceden göremiyorsunuz. Bakın belki 3 yıla kadar bütün turizmciler bu ajansı istemeyecek. Dağılmasını isteyecek. Belki de sahipleneceğiz. Çok güzel oldu. Doğru insanlar geldi ve iyi neticeler alıyoruz diyebilir. Bunları önceden görmek gerçekten zor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptınız. Bu görüşmenin içeriğinde emekli ve yaşlı ekonomisiyle ilgili bir sunum yaptınız, bir konsept sundunuz. Bu nedir? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi ben 62 yaşında 44 yıldır turizm yapan, turizmde çalışan, 50 yıldır da yurt dışında yaşayan bir insanım. Dolayısıyla bu yerel seçimlerden sonra belediyelerimizin
geldiği durumu da düştüğü durumu diyelim çok iyi bildiğim için Avrupa'da da yerel kalkınma motorlarını orada yaşadığım için çok yakından da tanıdığım için burada özellikle yeni seçilmiş belediyelerimizin hareket alanını biraz da genişletmek için oradaki örnekleri buraya taşımak da amacım. Birincisi Avrupa'da hepiniz çok iyi biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyor. Çok ciddi oranda artık yaşlılar var. Bunlar dinamik, genç, zinde yaşlılar da olabiliyor. Yani Batı Avrupa'da 100 milyonu aşkın emekli var şu an. Biz burada yerel noktalarda, yerel kalkınmada Avrupalı emeklilerin Türkiye'ye çok büyük katkısı olabileceğini düşünüyoruz. Ticari anlamda. Yani buradan gelip ev alabilirler, bizim kuracağımız belediyelerin sahibi olduğu rezidanslara yerleşebilirler. Bunu derken Antalya'yı kastetmiyorum. Arhavi'de projemiz var, Çukurova'da var, Ayvalık'ta var, Çanakkale'de var, Muğla'da var. Türkiye'nin iç Anadolu'da var. İstiyoruz ki bütün Anadolu'yu bizimle yaşasınlar. Ömrünün ikinci ilkbaharında diyelim. Türk dostlarıyla buluşsunlar. Burada yesinler, içsinler. Bakın Avrupa'daki 100 milyon emekliye İspanya 100 milyon emeklinin 65 milyonuna dokunabiliyor. Yaptığı kültürel etkinliklerle, faaliyetlerle, çalışmalarla, PR'la. İtalya 40 milyonuna dokunabiliyor. Yunanistan aşağı yukarı 19-20 milyonla biz 3 milyondayız. Bakın koskoca AB yolunda giden bir Türkiye olan büyük bir gövde ülke olarak Avrupa'da sadece 3 milyon emekliye dokunabilecek bir güç yarattık. Niye? Kopuğuz, sosyal değiliz. Hep yukarısı konuşuyor, kısmen bozuyor, alt darmadağın oluyor. Bu yapıyı biz tersine dönüştürmemiz lazım. Alttakiler, toplum, insanlar, birey, birebir, bireyde anlaşmalı, tanışmalı, paylaşmalı diyoruz. Ve bu Türkiye bu organizasyonu, organigramı diyelim ters uyguladı. Yukarısı konuştu, milyonların işi iyi oldu veyahut çoğu zaman gördük bozuldu. Biz öyle bir mekanizma kurmak istiyoruz ki insanların arasına siyaset giremesin toplumların arasına. Bu güzelliği beraber yaşasın. Siyaseti tabii tartsınlar. Biz istiyoruz ki ticaret durmasın. Aksın. Çünkü ticaret durduğu zaman ön yargılar artıyor. İnsanların birbirine olan belki hiç olmayan düşmanlıkları ortaya çıkıyor. Bunun tamamıyla ortadan kalkması için bizim bütün dünya halklarıyla dost bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Yeniden burada bir dünya toplumları ile kardeşlik seferberliğini yaratması lazım Türkiye'nin. Böyle bir durumumuz yok. Her yerle kavgalıyız şu an. Bakın benim 45 yıldır gittiğim Mısır'a bile giremiyoruz. O duruma geldik. Yani bunları birinin söylemesi lazım. Peki biraz bu çok büyük bir proje anladığımız kadarıyla. Projenin aşamalarından ve görüşme nasıl sonuçlandı? Tabii şimdi, ondan bahseder misin? Tabii bu projeyi Aydın Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'a verdik. Onunla ben koordinasyonu sağlayacağım. Şimdi biz önce ilk görüşmemizi, onun da hakkını verelim, Arhavi Belediye Başkanımızla yaptık. O da Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçilmiş bir belediye başkanı arkadaşımız. İşte oradan Karadeniz bölgesinden başlayarak, çünkü orada da bazı yerler istila halinde, beton istilası halinde. Oraları da kurtarmamız lazım. Bu ancak yerel ekonomiye bir dinamizm kattığınız zaman olabiliyor. Yani o çirkin binaları sökmek için bile şu an paramız yok. Yani değil yapmak, yıkmak için bile paramız yok. Bunlar çok önemli şeyler. Yeterli paramız yok. Dolayısıyla bu dernek kuruluyor. Tamamen yönetimin belediyelerin elinde olmasını istiyoruz. Kurulacak belediye yeri versin istiyoruz. Yaşlılar rezidansı diyebiliriz, yeni yaşam evleri diyebiliriz. Belediyenin mutlaka ortak olmasını istiyoruz. Ve bütün orada da çalışanların bölge insanı olmasını istiyoruz. Çok önemli. Ve sanatın, kültürün bu yaşlılık ekonomisi içinde yeniden o yöre için bir güç kazanmasını istiyoruz. Çünkü onların vakti var, sevdası var, aşkı var o konulara. Onların aşkı, sevdası, enerjisi bizim yerel sanatımızı ve kültürümüzü de canlandırabiliyor. Sanatçılarımızın da geçim kaynağı olabilir. Çünkü sanatçılarımız da sosyal yaşamımızdan tamamen koptu. Avrupa'da Türk sanatçısı kalmadı şu an.
Dolayısıyla bunların hepsini paketleyecek Türk imajını yine bu yoğun Avrupalı emeklilerle olan dost münasebetimiz sayesinde ısındıracak, yeniden insanları bir araya getirecek bir hareketi başlatıyoruz. Zira Avrupa'nın yumuşak karnı yaşlılar. Sayı hızlıca artıyor. Bakın benim yaşadığım şehir 350 bin kişilik bir şehir. Ben 62 yaşıma rağmen en genç adamlardan biriyim orada. Öyle bir durum var şu an Avrupa'da. Ya bu insanlar ve hepsi güzel insanlar. Çoğu Türkiye'ye hasret. Çoğu Türk kültürüne meraklı. Bunları doğru anlatabilsek eskisi gibi rehberlerimiz. Dünyanın en büyük rehber ordusu elimizde. Türkiye'de 12 bin tane dünya çapında rehberimiz var. Bunların da kazançları düştü. Çünkü kültür sanat satılmıyor bu ülkede. Yani yeme içme bu o, her şey dahil dediğimiz sistemin dışında hiçbir turizm hareketini şu an ayakta tutamıyoruz. Ya bunlar devreye girecek. Anadolu bundan pay alacak. İnsanlar yine bir sevdayla bir ikinci ilkbaharlarında bir arayış içine girecekler. Bu tabii ekonomiyi, buna yaşlılar emekliler ekonomisi diyoruz, canlandıracak. Peki şimdi cümlenizde turizm hareketini ayakta tutamıyoruz, hiçbir girişimimizi olumlu sonuçlandıramıyoruz gibi bir cümle kullandınız. Daha önce de kullandığınız bir cümle vardı. Turizm Bakanı'nın sektör içinden gelmesiyle birlikte biz gemiyi doğru rotaya götürüyor gibi bir açıklamanız olmuştu. Hala aynı görüşte aynı misiniz? Aynı fikirdeyim. Şimdi Mehmet Nuri Ersoy benim 40 yıldır tanıdığım bir insan. Turizmi çok iyi bilen bir insan. Kendi dünya çapında iki tane marka yaratmış bir insan. Bütün hayatını turizme harcamış bir insan. Ve çok ciddi projeleri var. Bana göre tek yanlış tarafı yanlış bir zihniyet tarafından turizme girdi. Yani tamamen ya teknokrat olarak, ben kesinlikle siyasi değilim, hiçbir siyasi görüşüm yok diye girecekti. Ya da belki turizme daha yatkın bir anlayışı temsilen girecekti. Tabii o da görüyorum, yani dışarıdan hissediyoruz. Kilitlendiği noktalar oluyor. Çünkü biz turizmi bir dünya ile dünya halklarıyla bir dostluk yolu, dostluk penceresi olarak inşa ettik burada. Bakın ben bu ülkeye, Antalya'ya özellikle 2500 tane gazeteci getirmiş adamım 45 yılda. Neler, ne ilişkiler kurdum. Hepsi havada yandı gitti. Antalya'yı savunan bir sürü, sayamayacağım sayıda eski milletvekilleri, bakanlar, işte belediye başkanları yurt dışında vardı. Hiçbiri gelmiyor. Bu kadar açık. 5 kitaptan fazla okumuş insan şu an Türkiye'ye gelmiyor. Gelemem diyor. Bakın hepimiz, ben bile bilinçaltı çekiniyorum bazı şeyleri söylemeye. Turizmciler bu konuları hiç söyleyemiyorlar. Hep yuvarladık derdimizi. Hep işte terör var dedik. Terör olmayan günde bile. Esasında bambaşka bir derdimiz vardı. Söyleyemedik. Hep süsledik. Tabii terörün olduğu çok günler oldu. Ama terörün olduğu mesela 93 yılında Antalya'da o iki Alman turistimiz öldürüldüğünde PKK tarafından, bir gün sonra 65 gazeteciyi ben getirdim. Bakın bugün o kadar olay oluyor, hiçbir şey yok. Bugün mesela Türk turizminde onlarca oteli olan yapılar var. Bir çorbasını içemezsiniz. Antalya'nın sosyal kalkınması için 1 lira ödememiş insan dolu burası. Bunu sormak lazım. Hiçbir şey. Bakın Antalya medyası bir kişi elinden tutmuyor insanları. Burada sıfırdan gelip milyar cirolar yapanlar, otelinde su içemezsiniz. Yani böyle bir yapı var. Sosyal paylaşım yok. Hep bütünleşip bir gerçek, dinamik bir marka yaratmak. Ben bilirim, ben kendi markamı yaratacağım diyor. Yaratamıyor çünkü şahsiyeti yetmiyor. Kültürü yok. Marka betonla olmaz. Oda sayısıyla olmaz. Sadece yemekle olmaz. Marka bilgiyle olur. Çok iyi bir tarihçi olacaksın, yazar olacaksın, sporcu olacaksın, akçı olacaksın, müzikten anlayacaksın. İnsanları seveceksin, personelini seveceksin. Personeline oğlum diyen otel sahibi marka olamaz, olmamalı. İşte bu tip insanlar şu an egemen Türk turizmini, onların da zamanla doğruyu kabul edeceklerine inanıyorum. Zaten onlar değişiyor. İkinci, üçüncü nesil çocukları, torunları işleri ele alıyorlar.
Onlar tabii daha eğitimli, daha kültürlü, dünyayı daha yakından tanıyan insanlar. Bir de yani bazı şeyleri açık konuşmamız lazım. Bu kadar yatırım yapıldı. Tabii ki yatırım yapılsın. Ama bulunduğunuz destinasyonu öldürerek yatırım yapamazsınız. 250 oda diye izin alındı. Aynı nokta 600 odaya geldi. Sonra kaliteli turist gelmiyor diyor. Bakın görüyorsunuz, insanlar üst üste yemek yiyor, üst üste denize giriyor. Yani bu olmamalı. Kemer gibi yerde en azından olmamalı. Türkiye'nin bazı yerleri daha eğer kaliteli turist istiyorsak planlaması gerekiyor. Biz turisti yığıyoruz buraya, sonra alışveriş yapmıyor. Peki turisti getiren kim? Araştırıyor musunuz? Bu yapılar kimin? Para grupları kim? Bu yapıları oluşturan insanların Türk kültürüne veya bu yerel destinasyon kültürüne gerçek katkıları ne? Bunları kimse sormuyor ki. Hala sayın valim, efendim saygılar, sayın valim, sayın bakanım. Yani protokol konuşmalarından dertlerimizi konuşamıyoruz. Allah aşkına biri şu protokol selamlamalarını kaldırsın Türkiye'de artık. Yani yabancılar bile gülüyor. Protokol konuşmalarından sonra toplantıya giren yabancılar var. Nedir bu birbirimize bu kadar gereksiz, aşırı saygı? Ki aynı vali hakkında, aynı milletvekili ve aynı bakan hakkında onlar ayrıldıktan sonra o kadar çok kötüleyen ve dedikodu yapan insan var ki. Ama ben gidip yüzüne söylüyorum. Bakın diyorum, bu eksik. Yapamıyorsunuz bunu diyorum. Ehli birini bulmanız lazım. İşte yapılamadı da ortada. Sadece sayıya oynanıyor. Yok, yok, yok. Yoksa ben böyle konuşmam. Ama benim tabii 44 yıldır bunları anlattığım merciler var. Anlayan insanlar var. Onlar tabii ekonomikman zayıfladı maalesef. Çok zayıfladılar. Güçleri yok. Umarım inşallah onlar yine güçlenir. O zaman çok güzel şeyler yine Türkiye'de yapabiliriz. Turizm sektöründeki sorunlara değindik, çözüm yollarına değindik. Peki sizce gidişat nasıl? Memnun musunuz? Yani umut verici mi sektör? Ben Türkiye'nin geleceğini çok iyi görüyorum. Çünkü 82 milyon çok güzel insan var burada. Dünyanın en güzel ülkesi. Bakın şu an yukarıdan uçabilse kemeri görseniz 40-50 kilometre uzunluğunda. Dünyanın en uzun yaşam sağlıklı bölgesi yapardım mesela ben burayı. Bu zenginlikleri. Yemeğimiz çok iyi. İnsanlarımız iyi. Hala çocuğa ve yaşlıya en hürmet gösteren toplum Türk. Bunlar araştırmalarda çıkıyor. Yalnız tehlikeler var. Denizimiz kirleniyor. Irmaklarımız kirleniyor. Doğamız betonlaştı. Zehir akıyor bazı noktalarda. Bilinçsiz adamlar nereden buluyor bilmiyorum. Milyarları ele geçip dağları tarıyorlar. Ovaları, ormanları yakıyorlar bu ülkede halen. İşte bu tehlikeler kalkıp Avrupa kalkınmış bir medeniyet çizgisinde, yerel yönetimlerin kontrolünde ve tabii Ankara'nın kontrolünde, parti dışı halkı ve bu ülkeyi, toprakları düşünen bir yapı kurabilirsek uçarız. Bizi engelleyen bir tek unsur var Türkiye'de, o da biziz. Bunu baştan söyleyeyim. Yaptığımız her şey yanlış. Biz birbirimizi engelliyoruz. Kıskancız, ikiyüzlüyüz. Diğer bir Türk insanın başarılı olmasını istemiyoruz. Başarılı Türklerin ayağından çekiyoruz. Hakkında konuşuyoruz. Onun hakkında kötüleyici mailleri yurt dışına atıyoruz. Gazetecileri ihbar ediyoruz. Böyle bir yapıya sahibiz. Bunu da söylüyorum. Bu benim inancım. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkürler.